Doktorlar bu çocuğun hayatta kalamayacağını söyledi ama çocuk 3 yıl sonra aniden ortaya çıktı ve annesi hayatını değiştiren bir polisten telefon aldı. Anne Angelina 17 haftalık hamileydi. Bir erkek ve bir kız olmak üzere ikiz çocuklara hamile kaldığı teşhis edildi. Fakat ne yazık ki iki mesafeden biri tıkanıktı. Bu böbreklerin yıkımına yol açabiliyor. Bu sırada doktorlar ana rahmindeki bebek için iki ameliyat gerçekleştirdiler. Fakat üçüncü ameliyatı yapamadılar. Çünkü ikiz kız kardeşi için de bir tehlike oluşturmaya başladı. Fakat hamileliğin 31. haftası doktorlar ikizleri doğurtmak için sezaryen yaptılar. Böylece Kalio ve Mativ doğdular. Kalio sağlıklı doğdu. Ancak Mativ bebek yüksek tansiyon ile doğdu. Beyninde kanama ve böbrek yetmezliği vardı. Anne ve baba böbrek bağışlayacak birilerini arıyordu. Doktorlar Ahmet bebeğin hayatta kalmasını beklemiyorlardı. Onlara küçük çocukla aynı olan bir böbrek bulmanın zor olduğunu söylediler. Mativ 3,5 sene yaşadı. O haftanın 3 ila 4 günü hastaneye gidiyor. Ona 14 cerrahi ameliyat yapıldı. Fakat boşunaydı. Ve günlerden bir gün Alicia Lopez adında bir polis memuru bir telefon aldı. Anneye çocuğuyla böbreklerinin %100 eşleştiğinin haberi verildi. Bu çağrı annenin sorunlarını çözmesi için bir bomba örneğiydi. Polis memuru ailenin nasıl tepki verdiğine inanamadım dedi. Gözlerinden yaşlar düştü ve anne sevinçten ağladı. Böbrek nakli ameliyatı başladı. Polis memuruna anestezi operasyonu zor geçti ama yine de bebeği görünce ona hayır diyemedi. Çocuğun yüzünü gördüğünde karar vermenin ya da hayır demenin ne çok zor olduğunu söyledi. 31 Temmuz 2017'de Alicia'dan Mativ'e böbrek nakli yapıldı. Birkaç saat süren ameliyattan sonra anne çocuğunu ve polis memuruna bakmaya gitti. Allah'a şükür ikisi de sağlıklı uyandılar. Evet, ameliyat başarılıydı. Çocuğun artık hastaneyi ziyaret etmesine ve ameliyat olmasına gerek kalmamıştı. Sübhanallah, Allah'ın rahmeti ve polis memurunun kalbinden gelen nezaketi. Bugün çok çocuk sağlıklı, huzurlu yaşıyor. Bizi desteklemek için like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Videoları izlemenizi tavsiye ederim. İyi günler.